Herkese merhaba. İspanya'nın Murcia bölgesindeyiz. Tarih 11 Mayıs 2022. Ben Elma Tarım Genel Müdürü Tolga Kankaya ve PSP'nin satış sorumlusu, satış müdürü Mr. Thomas'la beraberiz ve şu anda çekmiş olduğumuz çeşit yassı şeftali çeşitlerinden Zodiac. Yes, Thomas. Merhaba. Here we have Zodiac trees in our field in early place of Murcia, 200 shilling unit in this place. Şu anda 200 saat soğuklanmanın olduğu Murcia'daki PSP'nin erkenci bir bahçesindeyiz Zodiac çeşitinin bulunduğu yer. Zodiac start to bloom first week of February this year. Normalde bu sene Şubat'ın ilk haftası çeklenmesi bu bölgede oldu. And we can start pick some fruit in one day or two day. Harvest date this year 12 of May. Bu sene için 12 Mayıs gibi yani 1-2 gün içerisinde ilk toplamaya başlayacağız zodyakları. This year we are very late due to the heavy rain we get on March and April 400 millimeter. Yes, okay. Bu sene özellikle Mart ve Nisan ayında 400 mililitre yağmur yağdığı için bu bölgede hasat oldukça gecikti bu sene için. And the last year was 5 of May. Geçen sene hasadı mesela 5 Mayıs'taydı yani bir hafta önceydi. You can observe Zodiac, it's a perfect shape, nice color, shiny. Main of the fruits are perfect closed. This year due to the conditions there is maybe some defect but nothing important. Şekil çok güzel. Yani çok güzel parlayan, çok güzel şekilli. Şu bölgede kapanma çok iyi bir şekilde. Normalde çok yağmurlu yağdığı için belki ağaçlarda birkaç çatlama görebilirsiniz. O da hava şartlarından dolayı, yağmurdan dolayı bu sene böyle oldu. Yoksa mükemmel bir çeşit. Other important things in flat peach, when you pick the fruit when it's ripe, it's important to get this part of the fruit on the fruit, not on the branches. There is some variety, old variety, when you pick the fruit when they are ripe, this kind of things stay on the branches. Mm-hmm. And there is a small problem here. Sicking. Yes. When you pick up. Yassılardaki en önemli problemlerden bir tanesi, özellikle bu bölgede dala yapışık olduğu zaman, toplama yaptığınız zaman meyvenin bu kısımlarında yüzülme meydana geliyor. Özellikle şu şekilde uzun olduğu zaman ve dala yapışık olmadığı zaman bu problem yok. Zodiac'ta görüldüğü üzere öyle bir sıkıntı gözükmüyor. Thank you Tolga. It's the first variety of white flesh peach, flat peach. Yassıların beyaz etlilerinden ilk çeşit, beyaz etli olanlarından. 10 day before Samantha. Samantha'dan 10 gün önce hasat tarihi. The taste is subacid, no acidity. Tadında hiçbir şekilde asit yok, tatlı. And the Brix average this year it's around 10, but with a lot of rain. Normally we can get 11, 12 easily. Normalde Brix'i 11-12 ama bu sene çok yağmur yağdığı için ortalama 10 civarı Brix'i bu sene için. Average size this year it will be around B and some A fruit. Şu anda bu sene size olarak, ölçü olarak baktığımız zaman A ile B arasında. Ölçü olarak. But normally you can have... You can get A size, 67 until 70. Yani normalde %50-60 A ölçüsünde alabileceğiniz bir çeşit yani iri bir çeşit. You also can have a look on the trees. It's full crop, very homogeneous, uniform. Yani ağaca baktığınız zaman ağaçta full meyve var ve çok homojen bir meyve var. Ben şöyle çekileyim kenara daha yakından görmeniz için. Zodiac ülkemizde Samantha'dan sonra gelen önemli çeşitlerden bir tanesi. Ve Türkiye'de de bahçeleri son 2 yıldır kurulmaya başlandı. Burada da pandemiden sonra görmemiz çok etkili oldu gelmemiz. PSP'ye bu güzel çeşitleri kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz.